Meclis Dışişleri Komisyonu'nda İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne onay verilmesine dair kanun teklifi görüşülecek. Detayları almak üzere başkente dönelim. Ülke TV Ankara temsilcisi Mustafa Pala takip ediyor. Toplantının ayrıntılarını bizlere aktaracak. Mustafa, hoş geldin yayına. Önemli, zira uzun süredir konuştuğumuz konu artık İsveç'in NATO üyeliği meclisin gündemine taşındı. Öncelikle görüşme sona erdi mi onu sorayım. Aynı zamanda bir gazeteci izlenimlerinle sen buradan çıkacak kararı ne olarak öngörüyorsun? Evet, şu an için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sadece bizim değil aynı zamanda İsveç'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak olan karara odaklanmış durumda. Geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzalayıp meclisin İsveç'in NATO üyelik sürecini meclise göndermişti ve bugün itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu bugün İsveç'in NATO üyelik süreciyle toplandı, bir araya geldi. Saatleri 14'ü gösterdiğinde başladı o toplantı ve İsveç'in NATO üyelik süreci öncesinde Dış İlişkiler Komisyonu'nda tüm ayrıntılarıyla birlikte değerlendirilecek. Türkiye'nin bu konudaki çıkarları, bölgedeki son durum, NATO ile olan ilişkiler, İsveç'in NATO'ya katılmasındaki süreçteki yaşanılacak olanlar ve sonrasında Türkiye'nin kazanımları, tüm bu başlıklar bugün komisyonda enine boyuna görüşülmüş olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha öncesinde de hem Amerika'nın bazı görüşmelerinde mevkidaşına da, Amerikalı yetkilileri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni işaret etmişti ve onların senatosu varsa bizim de meclisimiz var demişti ve meclisten çıkacak olan kararın önemli olduğunu vurgulamıştı. İşte İsveç'in NATO üyelik sürecinde önemli bir virajında dönüleceğini ifade edelim. Komisyonda görüşülüyor şu an için. Komisyondan eğer İsveç'in NATO üyelik sürecine yeşil ışık yakılırsa bu kez İsveç'in NATO üyelik süreci meclis genel kurulunda görüşülmeye başlanacak. O da en yakın zaman dilimi içerisinde genel kurula gelmesi bekleniyor. Dün itibariyle de Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la İsveç'in meclis başkanı arasında bir video konferans görüşmesi gerçekleştirilmişti ve meclis başkanı Kurtulmuş bu görüşmenin bir an önce neticeleneceğini de söylemişti. Elbette İsveç'in NATO üyelik süreci oldukça önemli. Rusya-Ukrayna savaşının ardından hem İsveç hem de Finlandiya NATO'ya üyelik için başvuru yapmıştı. Öncesinde Finlandiya'nın NATO'ya katılımına Türkiye onay verdi ancak İsveç'e veto etmişti ve ardından da İsveç, Finlandiya ve aynı İsveç, Türkiye ve NATO arasında önemli görüşmeler yapılmıştı. Ve o görüşmelerin sonrasında da artık meclise konu gelmiş durumda. Tabii Ankara'nın da istek ve talepleri ortada. Özellikle İsveç'in hem Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırılar, hem tahrik eylemleri, hem de teröre vermiş olduğu destek ve aynı zamanda çok sayıda FETÖ ve PKK'ya mensup olan kişilerin İsveç'te bulunmasına dair Türkiye'nin rahatsızlıkları vardı ve bu konuda da bazı adımlar atılmıştı. İsveç Anayasası'nda da değişikliklerin yapılacağı ifade edilmişti ve suçluların iadesi konusunda da yine bir takım adımların da atılacağı vurgulanmıştı. İşte tüm bunlar gözden geçirilmiş olacak. Ankara İsveç'in verdiği sözleri tek tek gözden geçirecek. Hangiler hayata geçti, hangiler geçiyor ve hangiler yapılmadı. İşte tüm bu yapılanlarda bakıldıktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi de İsveç'in NATO üyelik sürecine yeşil ışık mı yakacak ya da kapıları kapatacak mı? Bu da artık ilerleyen saatlerde belli olacak ama İsveç'in NATO üyelik süreci için önemli bir virajında dönüldüğünü ifade edelim. Şu an için Dış İlişkiler Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Eğer komisyonda kabul edilirse de genel kurula gelecek ve genel kurulda da eğer onay verildiği takdirde de artık Türkiye İsveç'in NATO üyelik sürecine yeşil ışık yakmış olacak ve böylelikle NATO'daki üye sayısı da 31'den 32'ye çıkacak. En son NATO'ya katılan ülkenin de Finlandiya olduğunu söyleyelim. Nitekim Finlandiya'nın da NATO'ya girmesinde önemli bir rol bir kez daha Türkiye'nin de İsveç için de bu durumun öyle olduğunu ifade etmek gerekiyor. Evet sevgi, Ankara'da şu an için gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, sadece bizim değil aynı zamanda İsveç'teki tüm diplomatların ve siyasetçilerin de gözü kulağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkacak olan kararda. Elbette NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de şu an için gözünü Ankara'ya çevirmiş durumda. Şunu da ifade etmek gerekiyor. Bu NATO için de oldukça önemli, İsveç için de oldukça önemli. Nasıl bir karar verecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl bir irade koyacak? Bunu da ilerleyen saatlerde görmüş olacağız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.